ama o hiç yardım görmedi ama. Kral. Hoş geldin. Hoş bulduk Kral. İyi, sen nasılsın? İyi vallahi abi. Streetball mu deniyor şimdi bunu abi? Öyle bir şey mi demiştin sen? Streetball abi. Yani şey, tek pota. Tek pota, dört. Beton. Teller çıkar. Nasıl? Tellerden çıkar, çizgiden çıkmaz. Ha. Tele değdi mi çıkar. Anladım. Yani steps tabii ki dikkate alınır ama çok klas bir şekilde giriyorsan, bir hareket yapıyorsan çok da dikkate alınmaz. Çok faul söylenmez. Koluna şak diye vurmuyor. Biraz serttir diyorsun. Tabii, sert. Belki. Kim kimin hakemi oluyor ki şimdi burada? Herkes kendisinin hakemi. Bir mertlik var yani. Tabii var. Tabii çirkefleşiliyor bazen. Çok ciddi maçlar oluyor. Kaptırıyor insanlar kendilerini. Çirkefleşiliyor. Çözüm bulamazsan tek atıyorsun. Hani vurdun, vurmadın abi, vurdun. Hı. Hayır abi vurmadın. Tamam tek atıyorum o zaman. Girerse ben de, girmezse sen de. Yazı tura gibi. Gibi. Yani tek atıyorsun. Takım sporlarını yapamadım ben hiç ya. Yani sebebini, ne güzel attı valla. Sebebini bilmiyorum ama galiba bir atıyorum, pası istemek de bir şey ya, bir baskı kurmak ya. O pası isteyen kişi olamadım hiçbir zaman galiba. Karar vermiş. Allah Allah. Yazıyorum. Bayağı da şey. Cookie tarifi. Tarif. Evet, evet, evet. Yemek harcama evet. Tarifi. Evet. Her zaman tavsiye ederim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Kapalı. Kapalı mı? Ama dükkanı göstereyim. Ah be. Tüh. İşte mesela bazen burada da takılıyoruz. Çok iyiymiş. Böyle millet toplanıyor, plak dinliyoruz, şarap marap bilmem ne. Burada Doğu stüdyosu. Burada zaten stüdyoydu öyle mi? Burada çıkıyor galiba, çıkacaklar. İşte çıkarlarsa buraya ben gireceğim. Oh, yo bro. Nasılsınız? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi valla, ne olsun? İyi, dedik uğrayalım, kapalıydı dükkan. Aa, Evze'ye şey geliyor, Dünya'da. Çalıyor. Dünya'da mı çalacak? Evet, eyvallah. Sen de gideceksin mi oraya? Yo, ben şey yemek gidiyoruz. İyi. Sonra mı muhtemelen? Tamam. Teşekkür. Hadi iyi bak kendine. Eyvallah. Arkadaş da fotoğrafçı. Hmm. Şeyli. İranlı olması lazım. Bayağı da iyi bir fotoğrafçı. Bu pasajda olursa çok iyi olur. Abi çok, çok iyi olur. Burayı almışlar, kaçırdım. Hmm. Yeri çok iyi. Çok iyi. Ya, kuru fasulyeci var. Gizli kalmış gibi yani. Güzel mi o kuru fasulyeci? Yani hiç yemedim. Vardır da var. Hiç yemedim ama hep met ederler. Ama mesela Taksim zamanlarım da oldu. Eski Babilon zamanları, Roxy zamanları. Doğru ya. Zaten yani, Taksim adam diye bir şey vardı abi. Yani, ne kadar gitmesen. Tabii. Cuma girip pazartesi çıkıyorduk Taksim'den. O zaman da ayrıydı. Çok gitmezdim o yüzden Kadıköy'e. Sizinkiler burada mıdır? Oradadır. Şöyle muhabbeti dinliyordum. Yani bir boşluğa düşüyor. İyi akşamlar. Hayırlı olsun Savaş abi. Sağ ol abicim. Bekleriz. Ha orada. İçiliyor. Kaos da orada. Direkt köşede içiliyor. Can Kanat da orada. Süper. Geri zeki alıp biraz oynasın. Hayırlı akşamlar. Baba, nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim. Ben Diren abiden limonumu alıyorum. Kokteyli. Bugün selamünaleyküm.
Senden limon almaya geldim. Limon mu? Evet. Birkaç dilim. Yeter yeter. Sağ ol. Daha çok bile. Sağ ol. Kukuli. Bugün tekim ya. Bir tane yeter mi? Ya işte git gel ısınmasın orada. Cins oda limon baba. Yapayım mı sana? 35'lik. Abi başka ne var? Cin. Şey var, bu var. Gordon'un vardır. Gordon'un da var mı 35'lik? Sen daha çok seversen onu alayım. Olur, Gordon da olur. Senin için ne uygunsa yani olmuşken. Büyüklüğüne gireyim ya. Diğer arkadaşlar ne içer zaten? Şeyler. Ya onlar bir acı. Ha, ben işte genelde şey bu, 35 yıl beys alıyorum orada. Burada tutuyorum tezgahı. Aa, güzel mi abi? Onun fiyatı ne kadar? Okey misin deneme? Okey okey, deneyelim. Sonuçta cin temassız. Hallederdim ben be ya. Bardağın burada mıydı? Çakal lezzetler abi. Çakal lezzetler. Hatta onu sen takip et. Böyle pratik yemekler falan yapıyor Emir Baba. Öyle evde atıştırmalık. Ya da burada bile yaparsın yani. Korkma yemek falan. Memnun olduk abi. Biz karşının çocuğuyuz ama geldik mi geliyoruz buraya da. Öyle mi? Ben de Cihangir, komşuymuşuz. Nasılsın Aydın baba? Kadıköy'ün ilk kokoreççisi var. Bayağı yakında şeydi be, İzmir usulünü buraya ilk getirmiş. Hmm. Biraz da meşhur. Kokomoko diye bir yer. Allah Allah. Kokomoko. Evet. Şey, Kokoretto'ydu adı meşhurdu. Belki duymuşsun. Sonra Kokomoko. Hmm. Adam bağırıyor. Orası bayağı. Ama şey iyi değil mi? Rex iyi. Bu tarafın en iyi. Mercan. Yani Upgrown gibi orada bir midye, orada bir şırda, orada bir şey, öyle bir şey de takılabiliriz bugün. Olabilir. Söyledim işte. Söyledi. Psikopat, Papazın Kayığı, Alex. Kim vardı başka? Tıka Basa. Asker abi meşhur. Gece var mı o? Geceleri var mı? Asıl olayı gece Asker abinin. O biraz daha yel değirmeni, Rıttın'dan yel değirmenine doğru biraz yol. Ama gidilir yani orası. O zaman piercingleniyorsun. Yani vardı zaten bu Rab'da. Kapandı. Kapandı kendi kendine. Çeşitler bunlar. Bunlardan takabiliriz, bunlardan takabiliriz. Benim önerdiğim bu. Hı. Şey, demin arkadaştaki de bundandı değil mi? Evet, şundandı. Silver, gold, black, rainbow. Hakiki altın mı? Malzeme ipi olacak. Altın suyu. Altından daha değerli. Altından da. Vallahi. Ne diyorsunuz? Şu tatlı mı? Bence altın. Tatlı bence. Ha? Altın. Bence gold. Sağ ol. Ben hep her şeyi gold kullanıyorum. Evet. Tabii zengin gösterir gold bu hocam. Gold. Beyaz tenlisin zaten. Şu an nasıl hissediyorsun kendini? Vallahi. Bir tırstım. Tırstın ya. Mı? Bitmiş bile. Ben bakamam mı? Sana bakarım. Gerçekten. Hiç. Peki anestezinin etkisi... Ya bir dakika, daha küpe takılmadı daha. Daha yok, daha yok. Ha tamam, şey var. Tel var. Tamam. Burada işte şey, meditasyona sardım. Hı hı. Böyle uyuyabiliyorum artık. O yüzden çok, kulaklık önemli çok benim. Çok tatlı evet. Ve çok cici oldum. Geçmiş olsun. Vay be. Bence gayet güzel duruyor. Afiyet olsun. Eyvallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İnci boyoz. Güzel mi boyozun? Hiç yemedim. Abi boyoz çok garip bir şey. Abi İzmir'dir o. Heh, sabah aynen. Fırından alacaksın onu. Uzun süre nefret ettim. Bu muymuş boyoz dedikleri falan diye. Ama sonra gerçekten... Eyvallah kardeşim. Sıcağını ve yanında yumurta ve peynirle yiyince bayağı iyi gittiğini anladım. Evet abi. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Bu mesela bak demin bir hanımefendi laf attı, şimdi bir genç arkadaşımız laf attı.
biraz şey, alkol seviyesi yükselince, o zaman normalde yanımızdan kamufle geçiyor diyecek kişi, alkollüyken daha rahat oluyor, aynen. O bayağı güzel oluyor, tatlı oluyor. Bir de bir yandan şey, burada zaten demirbaş olduğumuz için bir yandan da rahatlar aslında. Tabii. Genelde de rahatlar. Ya mesela o çocuklar, yani o janradaki çocuklarla işte bazen negatifin önünde onlarla bile bire içiyorum, muhabbet tabii ediyorum yani. Ne ya sen sonuçta bu Kadıköy'deki simalardan birisin. Biraz özellikle öyle bir oldum, sokakta evet. Sokakta takılanlar için veya işte rap dünyasına aşina olanlar için. O güzel. Tabii ki daha eskileri, daha demirbaşları var. 90'lar ekolleri var. Ama evet, 2005'ten beri, 2006'dan beri hep Kadıköy sokaklarındayım. Instagram'dan da konuşmuştuk da hatırlamaz, bayağı önce. Valla çok garip bir konu konuştuysak hatırlarım da. Zar adam pantolon almıştım sanırım, onu konuşmuştum. Bakalım umarım istersiniz. Hayır, ben Tomuz'e hayranım. Şimdi burada şırdan yiyeceğiz. Şırdan yiyeceğiz, söğüşü de meşhur. Evet, bir kelle söğüş yenilir yani burada. Merhaba. Siz evlendi yemeğine yazıyorsunuz. Kadıköy evlendi yemeğine yazıyorsunuz. Boğa'yı biliyorsunuz. Boğa'nın az aşağısında. Yani herhalde 40'lı yaşlarında falan onları çıkarmayı planlıyorum. Biraz bekletiyorum. Tamam, bekletiyorum. Satmasını bekliyorum. Tamam, aynen. Aynen. Senin için hem daha rahat oturur. Bir tane mi yoksa? Yok, bir aslında yarım yarım yiyeceğiz. Yarım yarım işte yani. Bir şırdanı ikimiz yiyeceğiz, bir söğüş. Söğüşü de ortadan iki. Vallahi iyi olur. Abi, çok iyi olur. Ortadan iki, tam aynen teknik. Aynen. Domates, soğan, her şeyi yaparız. Süper olur abi. Soğan? Tabii. Abi senin Adana falan öyle yerlerde konser oluyor mu? Tabii, çok gittim. 50 şehir gezdim ben. Vallahi. Tabii. Yani böyle işte 2006'larda, 2007'lerde falan işte CD'lerimizi doldururduk stüdyoda. Elden 5 liraya satardık. Rap partilerine giderdik işte. Oradan elden ele yayılıp. Aynen, atıyorum mesela Antalya'da rap partisi var. Afişte yaz yazma hiç önemli değil. O zaman zaten eskiden rap partilerinde 30 tane rapçi olurdu falan böyle. 5 tane headliner olurdu. İşte kültür merkezleri, türkü salı, türkü barlar. İşte ne bileyim, kültür merkezi, türkü bar, patsucunun deposu, ne bileyim böyle küçük yerler, kafeler. Kötü ses sistemi. Çok kötü ses sistemi. Kötü koşullar. Aynen. Ama mesela yol masraflarını falan karşılıyorlar mı? Bazen biz yapıyorduk. Zaten o zamanlar rap partine 200 lira, 250 lira, 300 lira para alıyorduk. Bazen hiç almıyorduk. Parti patladı diye bir şey vardı. Mesela işte rap partisini yapan adam kaçıyor parayı alıp. Ha. Ya da istenilen parayı tutturamıyor, sadece mekanın kirasını karşılıyor. Rapçilerin parasını ödemiyor. Abi, yok diyor. Abi parti patladı. Yine de geliyorsun. Yemek ısmarlayayım falan. Ama yani o da iyi niyetle yapıyorsan. Bazen kötü niyetle de oluyordu. Abi. Paravan da oluyordu. Bazen iyi niyetle de oluyordu. Hepsine alışkındık yani. Zaten biz bir noktadan sonra işte CD'lerimizi satmak için gezmeye başladık. Ha. İşte o zaman sadece MySpace vardı. Bir de işte rap forumları vardı. Öyle öyle tanındık. Sonra işte 2008'den sonra bizi rap partilerine çağırmaya başladılar. Adam gibi hani böyle bir headliner olarak falan çıkmaya başladık. O zaman zaten bir sürü şehir gezdik. Trabzon'a da gittik. Kars'a da gittik. Diyarbakır'a da gittik. Ödemiş'e de gittik. Burdur'a da gittik. Çok iyi. Bir sürü şey. Denizli'ye gittik. Her yerde rap partisi yaptık. Sahneler öyle öyle tanındık, bilindik yani. Orada seni izleyen biri, atıyorum Ödemiş'te izleyen biri, bence hayat boyu unutmaz ya. Tabii yani bir sürü şehirde şeyimiz, kalacak yerimiz vardır. Her şehirden hala bazı muhabbet ettiğimiz insanlar vardır yani. Sizin memleket Adana mı? Hayır abi. Bizi Bingöl. Bingöl. Aynen. Bingöl. Abi şırdanla ilgili düşüncem şu benim. Sağ ol. Tipi tabii biraz insanları korkutuyor. Ama yani tamam, lezzeti de bence mükemmel yani. Gayet. Atıyorum bir biber dolmasını seven, bir kabak dolmasını seven şırdanı hala hali yer. Bence. Yani çok alemin, garip bir tadı yok. Alemin en kral adamı bunu lap bir atıyorsa bitmiştir.
Teşekkür ederiz abi. Abi direkt ortadan giriyorum. Tabii tabii abi. İpine dikkat et. İpini. Sen şırdan ip mi yiyordun? Yok. Yok, yedim şırdan. Tamam, söğüş mü yedin? Yok, söğüş de yedim. Ha. Vallahi güzelmiş, doyurucuymuş da. Lavaş lavaş. Abi, bugün bir soru geldi. İTÜ'de bir, işte orada kulüpte benimle ilgilenen kız bir soru sordu. O kadar güzel bir soru ki, dünyanın en basit sorusu. Mutlu musun dedi abi kız bana. Benden 12 yaş, 13 yaş küçük bir kız. Ve yani bayağı mutluyum falan oldum ve mutluymuşum da. Yani aynı soruyu ben de sana sorsam ne derdin mesela? Emin değilim. Bu kadar basit bir soru. Mutlu musun? Şey, %50 diyebilirim. Çok mutlu değilim. Ama mutluyum da. O an günle alakalı bence bende. Güne ne istiyorum hep. Genel olarak mutluyum dediğim hiçbir an olmadı. Gün oldu, anlar oldu. Anladım. Böyle. Bir yandan da tedirgin eden bir soru aslında. Tabii ki. Mutlu musun? Geri çekiliyor insan. Mutlu musun dendiğinde. Mutlu muyum lan ben? Tamam. Evet evet, işte ben kendi kendime bir şeyleri düşündüm o soruda. Mutluymuşum. Mutluymuşum oldu. Ben öyle dedim. Dore Müziği'nin orası var ya. Aynen. Burası eskiden işte şeydi, Kadıköy Acil'di. Burası hem kafeydi hem giyim mağazasıydı. Bunun arka tarafında da stüdyoları vardı. Biz işte 2007'de falan, 2008'de işte bu Ceza'yı göreceğiz. İşte diğer MC arkadaşlarımızı, işte Sansarları, Dapoetleri göreceğiz, onlarla kaynaşacağız, tanışacağız diye buraya gelirdik. Bir de daha öncesinde Beyoğlu Pasajı zamanları var. Hmm. O zaman Dafrog'un dükkanı vardı o zaman da, Select'taydı o. Fuat abi falan da orada takılırdı. Oraya giderdik. Orada demo kasetler, rap kasetleri Dafrog'un dükkanında vardı. Sonra orada LPO'nun dükkanı oldu yine Taksim'de. Bol diye bir yer vardı. Bakırköy'de Bakırköy istasyon vardı. Böyle 4-5 tane lokal yerler vardı rapçilerin toplandığı. Biz tabii genelde Kadıköy Acil burada toplandık. İşte burada Rex'in önünde. Şimdi artık Rex sineması da kapandı. Kapandı evet. Rex sinemasının önünde bütün rapçiler toplanırdı. Punkçılar da toplanırdı. Birbirimize böyle tutulurduk. Punkçılar, rockçılar ve rapçiler olarak. Meydan muharebesi gibi. Ama ben hep aram iyiydi. Kaykaycılarla, punkçılarla falan hep aram iyiydi böyle. Ama sen zaten yani karakterin şey ya, babacan bir karakterin var. Öyle yani insanlara düşmanlık yapacak biri değilsin. Bilmiyorum, belki ergenken öylesin. Ya diye. Oldu tabii küçükken de. Ama mesela şu rap ortamında kimsenin husumiyeti olmayan tek rapçi benim. Doğrudur ya. Ve Rex Kokoreç. Rex sinemasından sadece Rex Kokoreç evet kaldı ya geriye. Ve iyi bir de kokoreci de bayağı iyi yani. Kadıköy'deki en iyi kokoreçlerden biri. Sanırım. İşte bütün olay bu sokak abi. Her şeyimiz burada oldu. Mesela Kadife var. Burada bir rap partisi olurdu. Eskiden işte Kila Hakan da gelirdi. Eko Fresh'ler falan da gelirdi buraya. Şu kapının girişinden aşağı Kadıköy Acil var, oraya kadar kuyruk olurdu. Bilet kuyruğu. Burada rap hadi partileri ya olurdu, çok efsane. Acayip rap konserleri olurdu burada. Çok özeniyordum, an bir gün ben de çıkacağım burada falan diye, sonra bir kere çıktım. Şeye ne diyorsun peki, şu an hani rap artık şey ya. Fame yani. Evet, rap poplaştı artık, popüler bir müzik. Poplaştı. Hani aslında şu an poplaşmasının sebebi işte sen ve demin bahsettiğin o bir sürü abimiz. Ama sonradan ekmeğini başkası yedi gibi oldu. Ya aslında şöyle bir şey, hip hop kültürü ve müzik popülerleşemez. Yani ideolojisinde öyle bir şey yok. Ha, rap müzik popüler bir hale gelir. İşte poplaştırırsın, şaşadan, seksten, zenginlikten bahsedersin, işte seks, drugs, rock'n'roll
Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şimdi öyle yaparsan insanların bu tarz şeyler hoşuna gidiyor. Ama biz daha çok storytelling, daha mahalle ya da daha güncel şeyler, insan hayatı, insan dertleri, gözlemlediğimiz şeyler, bazen biraz siyaset, bazen biraz politika, hepsinden bahsettiğimizde belli bir dinleyicisi, alıcısı oluyor onun. Ondan sonra o çemberde eriyip gidiyor. Çok zaten seni politik bir müzik yanında 60 milyon insan dinliyorsa bir tabii devrim yapabilirsin. Aynen, doğru. Kesinlikle. Ya da sende bir problem vardır. Kesinlikle. Yani pop müzik diyelim, o rap müziği artık. Selahattin abi. Abim benim. Az önce kulağını çınlattık. Eski Kadıköy Acil'in oradan geçtik. Çocukken işte gelirdik oraya falan derdik. Emir arkadaşım. Abi sen rakı seviyorsun değil mi ya? Çok. Ben abi rakıyı. Annemler, babamlar sofralarda içer, kokusu bilmem. Nasıl içiyorsunuz bunu? Çocukluğum öyle geçti. Abi sonra bu genetiğimizde mi var? Nedir bilmiyorum. Rakıyı. Rakı gidiyor yani. Bu arada şöyle de bir şey var. Şu an her şey o kadar pahalı ki. Rakıya gitmek benim en büyük çakal önerilerimden de biri şey olarak arkadaşlarıma falan. Abi gideceğiz orada 3-4 tane bira içeceğiz. Biranın tanesi olmuş 100 lira. Evet. Hani 3 bira içtin, bir tane patates yedin. Onun yerine abi gidersin, en azından rakını içersin. Mezeni yersin. Sarhoş çıkarsın. Evet, böyle daha iyi. Ben bayağı seviyorum onu. Çok seviyorum. Güzel meze de çok seviyorum. Ben böyle şeyi, böyle İstanbul'daki her meyhaneye gitmek istiyorum. Böyle deneyimlemek istiyorum. Artık böyle şey, ne derler? Bir mekanı mesela, bir meyhaneyi çoban salatasından iyi mi kötü mü diye anlamaya başladım. Anladım. Tabii çok eksiklerim var ama. Yok bayağı bence çoban salata çok iyi bir örnek abi. Çünkü, evet abi. Çünkü şunun tam bence göstergesidir yani. Çoban salata ver yesinler mi? Yoksa ya orada bile bu ince kıyım, güzel soğanı. Aynen güzel falan. Ürün. Güzel. Kimi çoban salata diye söğüş getiriyor önüne böyle. Aynen. Kardeşim! Dans, 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 dans! Hey! Akbaba olmasın! Ben de şimdi onu bir uykulukçuya götürdüm. O yüzden ben mesela hep Türk sanat müziğiyle büyüdüm. Yani arabesk de çok dinlenmez bir. Yani mesela babam için arabesk yeni bir müzik. Babam çok yaşlı benim. Annem de keza öyle. Mesela annemden Orhan Gencebay dinlemeyi sevdim mesela. Babamdan Dede Efendi, Münir Nurettin Selçuk, Dede Efendi işte Kamuran Akkorlar, Müzeyyen Senarlar, Zeki Mürenleri hep babamdan öğrendim. Ama işte şeyler var işte, özgün müzik diye tabir ettim. Selda Bağcanlar, Ahmet Kayalar, Erkin Koraylar, Barış Manço'lar bizim evde çok dinlenmezdi. Onları ben eyvallah. Abi ya ben ilk defa geldim ama müthiş, elinize sağlık, çok güzel. Ben de sonradan işte 2000'lerin başında, 2001-2002'lerde böyle, aslında lise 2003 daha net, Ahmet Kaya'nın, Selda Bağcan'ın, Erkin Koray'ın, işte Kurtalan Ekspresler'in, Ruhi Sular'ın ne kadar değerli insanlar olduğunu, aslında yavaş yavaş müzik yapmaya başladığımda, bir de mahalle ortamım, aile ortamımdan çıkıp lise, üniversite ortamına geçtiğimde anladım hepsini. Ve çok üzüldüm. Evet. Ve anladım. Bir yandan da kendimi çok şanslı hissettim. O kapalı, milliyetçi, daha muhafazakar kutunun içinde büyüyebilirdim. Çok müsaittim buna bu arada. Çünkü benim ailem hep benim işte işim olsun, sigortam olsun, evlensin. İşte asker olmamı çok istediler. Annem babam askeriyeden emekliler benim. İşte bahriyeli olsun, subay olsun çok uğraştılar. Ama olmadım. Çok iyi bir öğrenci değildim. O kapalı kutunun içerisinden işte basketbol oynayarak, rap yaparak, işte başka bir semtte okul okuyarak falan. Ve okul da çok geniş bir okul olduğu için hem işte milliyetçileri hem komünistleri. Hepsi var. Sağ sol görüşlü, normal,
normal dediğim işte sadece böyle dersim bitsin, sınavlarımda iyi not alayım diyen insanlarla hepsiyle böyle tek tek arkadaşlık ederek kendimi eğittim. Zaten rap yapmaya başlayınca hepsinin içine girdim. Hani cinsiyetçi ayrımım mesela Gezi Parkı ile kırılmıştı benim. Normalde doğal olarak öyle yetiştiğim için cinsiyetçi ayrımcı oluyordum, öyle şöyle öyleyim. O dönem cinsiyetçi bir ayrımcı olduğunu farkında değildim. Değildim, doğru. Yani anlıyorum, anlıyorum ben de her zaman şey derim yani, dilimdeki cinsiyetçilik eski bölümlerimde var mesela. Adam şöyle yapmış, adam böyle yapmış falan. Adam dediğim insan falan. Ya be, böyle ben hala söylerim ama şey gibi, her lafa amına koyayım demek gibi, evet, bir şey artık yani. O da kötü bir tabir de yani, öyle bir şey. Biz Gezi Parkı'ndayken transların ne kadar direnişçi insanlar olduğunu öğrendim mesela. Tamam, rapçiyim ben. İşte mesela ya bizim için, biz çocukken bence medyanın dayattığı bize şeydi zaten. Rapçiyim işte, bol pantolon giyiyoruz, altına mı sıçtın lan? İşte kaykay sürüyorsun, zincir takıyorsun, kaykayını kırıyor adam, ne kayıyor ondan falan yapıyor. Kaykayım kırıldı benim. Çocukken. Yani işte icat çıkarma lan. Aynen, çocukken mahallede bir abi, isim vermeyeyim, kafası güzel, ben yanından kaykayla geçiyorum, yıl 2001. Babam da, o kadar yalvardım, babam o zaman emekli maaşıyla aldı bana kaykayını. O kaykay da öyle hareket kaykaylarından değil, hani ucu daha düz, arkası aynen, şey aynen, çıkan aynen, kaykaylar aynen var ya, Excalibur falan bizim gibi böyle. Bizim çocukluğumuzun kaykayı oydu ya zaten, aynen, aynen. O vardı bir tek bir nedense. Bir önünde bir arkasında zımpara olan, evet, falan. Aynen. Havalarda uçuyordum böyle, kaykayım var. Adam aldı, kafası güzel, önünden geçti bile. Kırdı, çöpe attı. Sonra aradan yıllar geçti. Çocuğu beni dinliyor. Heh. İşte heh, o zaman da işte dizide falan oynadığım zamanlarda o adam karşıma çıktı, bizim çocuk da seni dinliyor falan yapmıştı. Abi güzel bir şey işte bu. Yani güzel. Öyle şeyler onun yaşamıştım çocuğu, yani. Onun zehrini atmış. Aynen. O da senin gibi bir insan sayesinde. İşte popüler olduk mahallede diye. İşte o adam şimdi beni görünce beni dövdü. Hayatındaki en büyük travmalardan biridir yani. Küçücük çocuk, kaykayını kırıp çöpe atıyorsun, kafası güzel. O adam yıllar geçiyor. Çocuğu oluyor. Çocuğu geliyor 10 yaşına, 11 yaşına. Seni dinliyor. Seni yolda görüyor. Bakkalda görüyor. Değere biniyor. Aa, bizim çocuk da hep seni dinliyor ya. Hani dizilerde oynuyordun, ne oldu falan. Müzik falan nasıl gidiyor diyor. Adama da şey ama diyemiyorsun. Bu güzel bir şey. Bu senin sanatının. Sanatının işte topluma sirayet ettiği şey ve toplumu sanat güzelleştirir denen olay bu abi işte. Evet abi. Onun çocuğu onun gibi mikrop olmak yerine senin yaptığın işten etkilenebiliyor. Bence bu güzel bir şey. İşte demek bayağı ki o çocuğun şey da artık özgür bir yaşama alanı oluşmuş bir yandan da. İşte bizim gibi biz biraz daha zor sıyrıldık. O şanslı çocuklardan biriyiz biz. Benim büyüdüğüm site de yani çok şanslıydım, büyüdüğüm mahallede. Çok güzel abiler vardı, ablalar vardı, ya işte kardeşler vardı. Bu bence çok tatlı bir bakış açısı. Senden çok daha iyi bir konumda olup herkese suç atan da insanlar var yani. Hani bunu şans olarak görmek bence zaten senin naifliğinin altında yatan şeylerden biri. Çok çok insan var abi şey böyle. Bilmiyorum yani o kadar büyük şeylere şu yüzden böyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu diyor ama baktığında hayatı bayağı iyi. Evet. Okuduğu yerinden tut imkanlarına kadar her şeyi çok iyi. Ama onu şey tarafından seçiyor. Negatif tarafından. Negatif tarafından seçiyor. Hiçbir zaman orada olmadım abi. Hiçbir zaman da gezme bir şey kaç pardon. Estağfurullah. Hiçbir zaman öyle insanlarla da olmadım. Tek çocuk musun? Abim var. Abim var. Ben tek çocuğum. Bir yandan da kapatılarak hani onu yapma, bunu etme, ayıp olur, hı-hı, şöyle etme falan. Ailenin en yaşlıları benim annem babam. Geç evlenmişler. Ben de geç doğmuşum. Bir abim ablam olsa da belki ters tepebilirdi. Bir yandan da şanslı hissediyorum ama bir yandan da keşke bir ablam olsaydı falan diyorum böyle. Vallahi bence tek çocuk olmanın bir sorumluluğu da şey. Sonuçta teksin yani onların sorumluluğu da sende oluyor. İşte yani biz böyle şey biliyoruz. Üstüne düşüyorlar. Evet işte. Biraz daha fazla. O biz yüzden daha abi, korumacı oluyorlar. Gerçi şey hani abi demek Türkiye'deki abi denen şeyden tam tersi bir abim var benim. Hı. Full
destek, sıfır ego. Yani şans benim için en büyük şans. Benim en yapan şeylerden biri abimdir yani bu arada. Süper. O yüzden bayağı şanslıyım yani. Ben de hip hop'la tanıştığım için çok şanslıyım. Yani biri bana bak bu rap'tir diye bir şey göstermedi. Bir anda karşıma çıktı televizyonda. Karteli görünce. Ve bizim orada basketbol oynadığım abilerim basket sahasında teyip koyup breakdance yapmaya çünkü başlayınca. Çünkü mesela böyle bir şeye ben hiç şahit olmadım. Teyip koyup breakdance yapan birine şahit olsam bence ben de düşebilirdim. Ben böyle daha şahit çok oldum. Ben mesela abim de olmasından ötürü biraz hani o aslında bana müzik şeyimi açılıyordum. Prodigy'ler hep böyle elektronik taraf. İşte Linkin Park'lar falan biraz daha sonra ortaokuldayken 13-14 yaşındayken biz Linkin Park çıkmıştı. Hep o tarafa yönlendi ama Limp Bizkit'ler, Against the Machine'ler. Belki bende de böyle tape koyan birileri olsa ben de o yöne giderdim. Ben de belki. Çok acayip yani bizim orada da hiç öyle bir şey beklemezsin. Ama işte Türk İş blokları var bir de Acarlar sitesi var. Çok yakınlar birbirlerine. Acarlar'da basketbol oynamaya gidince oradaki yer biraz daha böyle entelektüel insanların yaşadığı bir yer. Herhalde uzundun hep yaşına göre falan uzun muydun diğer çocuklar? Çok kısaydım. Aa. Ya aslında çok kısa demeyeyim de kısaydım. Normal yani. Bir anda attı benim boyum. Hmm. Lisede attı benim boyum. Öyle ya. Tabii. Yoksa ben çakılı 1.60-1.75'lerdeydim. Sonra böyle boyum basket falan. Basket boy uzatır şeyine çok inanmıyorum ama genetik olabilir. Hı. Çünkü annem der dayılarım uzunmuş. Hı. Dayılarına çektin derler falan bana. Bir anda uzadım ben. Yoksa orta boyluydum. Ya bu kadar cüsseli, çünkü annem babam o kadar cüsseli insanlar değiller. Ama belki basketbol, belki çok beslenmek. Çünkü basket oynadığımızda beslendik yani böyle. Oynayıp yedik. Protein. Tabii 10 poğaça falan yiyordum ben. Bana mısın demedim marangozhanede çalıştığım zamanlarda. İşte ama senin tüm parmakların tam. Değil evet, mi? Evet. Yani marangozların en azından bir tanesi bir şeyi olur. Şöyle işte ben lise 2'de bir staj görmeye başladık. Şöyle lise 2'deyken bizim mobilya bölümünden 20 tane öğrenci seçtiler. Mobilya bölümünde 500 tane öğrenci vardı. Mobilya okuyan. İhaleler olurdu. İşte İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Ege bölgesi falan. Bazı endüstri meslek liseleri ihalelere girerdi. O bölgedeki okullara sıra yaparlardı. Ya da öğretmen dolabı yaparlardı. Mesela bizim Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi o zamanlarda Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bütün ilkokul ve liselerin öğretmen dolabı ve okul sıralarının ihalesini aldı. Okulda bayağı hızarlar falan. Tabii. Öyle atölye var mıydı? Tabii. Zaten Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi çok büyük bir alan. Balkanların en büyük yüksek okulu derler hatta. Gerçekten oraya mi? Yani bizim mobilya dekorasyon bölümü binası bir lise kadardı. Onun arkasında metal bölümü vardı. Ama bayağı atölyeler. Cumhuriyet döneminde falan mı kurulmuş abi? Ne zaman kurulmuş? Galiba öyle. Çok eski. Yani harika. Çok büyük bir atölye vardı. Kesim aletleri. Altta sınıflar vardı. Teknik resim, makine, işte edebiyat. Almanya gibi işte aslında gibiydi. Olması gereken evet. Yani. Öyle endüstriyel işte işçi olmak, meslek sahibi olmayı işte lisede öğrendik. Matematik, edebiyattan daha çok mobilyacılık, marangoz, ağaçlar, nasıl işte çerçeve yapılır, pencere yapılır, oymacılık, işte kaplamacılık, ahşap kaplama mobilyalara. Onlarla büyüdüm ben. Bu arada bence IQ'su yüksek insanların yapabileceği bir şey olduğu gibi zekayı da çok geliştiren bir durum bence. Ben mesela çocuğum olduğunda kesinlikle toprakla haşır neşir etmek ve aynen böyle şey gel bakalım bugün çerçeve yapıyoruz işte falan bir şey. Ben öyle büyüdüm. Çok elimden gelir. Bütün her şeyi yapabilirim yani bir ev standardında. Bunun da sebebi babam öyle bir insandı yani. Bir şey yaparken izlerdim ben falan. Yüksel de öyle biri. Yüksel'in de elinden her iş gelir abi. Şey, böyle dolabın o düzlük müzlük şeyleri vardır ya. Ben bir şey derim, düz falan derim. O oradan ölçer, buradan ölçer.
Ve kurşun kalemle çizer falan. Simetri. O da mesela güzel bir şey bence bu. Şey hani bunu herkes yapmalı demiyorum ama buradaki deneyim insanın hayatındaki başka şeylere bence güzel etki ediyor, ediyor diye düşünüyorum. Bende de şans bu arada. Ben bunu tercih etmedim bu arada mobilyacı olmayı. Bizim ortaokuldan mezun olunca bizim orada Mevlana Lisesi vardı, düz lise. Ya Akşemsettin İlki Öğretim Okulu'ndan mezun olduğunda Mevlana Lisesi'nde okudum. Ya oraya gidecektin? Oraya gittim. Bütün sınıf arkadaşlarım Mevlana'daydı. Ama benim ortalamam çok düşüktü. Annemle okula gittik. Müdür yardımcısı şey yaptı. Ha, alın bunu ya getirdi öyle mi? Böyle yaptı anneme. Ya Seniye Hanım dedi. Çocuğunuzu alırız okur. Ortalama önemli değil ama bu çocuk bu ortalamayla düz lise okuyamaz. Siz en iyisi bu çocuğu bir meslek okuluna verin ya bence dedi. Bence bilinçsiz yapılmış bir hareket bilinçsiz, ama isabetli olmuş. %100 bilinçsiz. Yoksa benim mobilyacılıkla, işte, evet, yani benim babam Saraç'tı. Bir şey diyeceğim, mobilyacı daha zeki olması gerekiyor bir kere. Hı-hı. Lisedeki eğitim ne ki abi? Mobilya... Çok düşük bir ortalamayla işte, mobilya dekorasyon bölümüne giriyorlar. Evet işte, evet. Metal, torna tesviye ve mobilya. Ama onu yapabilmek daha çok zeka istiyor aslında. Gerçek IQ denen şey orada geçerli çünkü abi. Çünkü çok riskli bir de meslek. Evet. Benim parmağı kopuk ustalarım vardı. Vardır, muhakkak. Ben çok şans eseri mobilya dekorasyon okudum. Annem korktu, o bu çocuk okuyamayacak bari meslek sahibi olur diye. Haydarpaşa Endüstri Üniversitesi'nde tercih yaptım. Bu arada yaptığım tercihlerin içerisinde de denizcilik de vardı. Hani bahriyeli olmamı istiyorlardı falan diye. Askeriye değil ama işte denizcilik okusun, güverte okusun bilmem ne. Denize çıksın çocuk falan. Bu arada yüzme bilmem. Şans eseri mobilya dekorasyon bölümüne yedeklerden girdim ben. Bir anda kendimi böyle... Normalde insan sırt çantası, işte klasör, defter, kitap götürür. Benim alet çantamla gidiyordum okula. Bayağı. T cetveli ve alet çantam vardı. Alet çantanın içinde rende, testere, çekiç, ıskarpela işte. Onlarla büyüdüm ben yani. Sonra işte bu başa döneceğim. Bu 20 kişilik ekibe biz seçildik ve ilk sigortam benim zaten 2004'te okul tarafından açıldı. Anladım. İhaleyi kazandığımız için bir sene okul sırası yaptık. Lise 3'te de... Bir sene boyunca hani matematik edebiyat dersinden çıktığımızda her gün. Direkt atölyeye... Hani her gün 3 saat falan gibi. Bölümün atölyesine gidiyorduk. 3 saat abi bu arada çok net. 3-3,5 saat. Zaten mesleğimiz oydu. Okul sırası yapıyorduk. Ya güzel de bu arada. Güzel yapıyorduk. De. İşte ülkeye camilere faydalı. Ayakkabılık yapıyorduk falan. Hem ülkeye faydalı hem sana deneyim. Güzel aslında. Çok iyiydi. 3. yılda da bir işletme bulun, staj göreceksiniz oldu. 3 gün staja gidiyorduk, 2 gün okula gidiyorduk. Bizim Modoko'da, Dudullu'da işte Tutku Bebe diye bir bebek odası yapan bir yer denk geldi bize. 3 arkadaşımla oraya gittik. 4 katlı bebe. Fabrika. Bayağı şeydi yani böyle çilek mobilyayla falan da kapışıyordu. Gerçekten yani. Gerçekten mi? Çünkü biz böyle deniz atı şeklinde, işte ne bileyim Japon balığı o zamanlar şeklinde. Şey de yok. Modelledim, CNC'ye kestirdim. Yok. Yok. Şu an CNC'ye kalıplar kesiyor var, abi. Kalıplar vardı. Tasarımcı tasarlıyor, CNC'ye kesiyor. Kalıplar vardı. O zamanlar deniz atı şeklinde, işte deniz feneri şeklinde, işte çiçekli, ham MDF'ye motifler vererek mobilyalar yapılıyordu. Elle. Bebek odası tabii. Frezeler, daire testere, zımpara, lake boya, ham MDF'ye lake boya yapıyordun. Onları pembeye, lilaya boyuyordun. Üst tüpüyle falan böyle. Hep 6 sene üniversitede de ben staj gördüğüm yerde liseyi bitirdim. Liseden sonra bir sene okumadım ben. Sonra direkt geçiş ÖSS'ye girmeden üniversiteye de Maltepe Üniversitesi'ne yine mobilya dekorasyondan devam ettim. O çocukken staj gördüğüm, lise sonunda staj gördüğüm yerde ben 6 sene çalıştım. Son 2 senede beşik ustasıydım. Bebek beşiği yapıyordum. Benim bir yerim vardı. Abi inanılmaz. Teybim vardı. Gerçek zanaatkar. Bebek beşiği yapıyordum. Arada siparişler geliyordu. Mutfak dolabı yapıyordum. Bilmiyorum neler yapıyordum. Gurbet mi? Adını sen koy. Adını sen koy. Bak abi burada Turan erkek kuaförü. Hiç gitmedim. Burada eskiden fiyat... Bak. Şuna bak. Abi böyle bir şey olabilir mi? Allah'ın berberi ya bura. Bak geceleri kapalı bir yer. Evet. Önceki fatura 2600, son fatura 6750. Çok koş baba! Çünkü çakalız. Şimdi de geçeriz.
Abi şu bayağı tokuz da şu sağda benim bir tane uykulukçu var. Bir bakalım. Hani hoşumuza giderse. İlk defa uykuluk derim. Yiyeceğim. Ha ilk defa mı yiyeceğim? Evet. O zaman bir oradaysa bence minik de olsa bir yiyelim tabii, ya. Tabii tadına bakarım şu an. Mesela Şöhretler Büfe'de eskiden işte böyle iç gece 3 çık eve. Zaten burada taksiye binip eve gidiyorsun. Ama önce bir Şöhretler'de 2 tane ıslak. Yani beni artık adamlar tanıyordu. Benim tıka basa diye bir menüsü var onun. Tıka basanın içinde şinitseller var, Amerikan salatası, patates falan filan, köfte möfte var. Senin de tam yediğin dönem. Pislik yani, büyük pislik. Beni adam görüyordu. Bu işte Ziraat Bankası'nın oradan çıkıyordum. Adam beni görüyordu büfeden. Ağzını okuyordum. Tıka basa geliyor falan. Ben orada tıka basa... Orada tıka basa hazırlanana kadar 2 tane ıslak koyuyordum. Tıka basayı paket yapıyordum. Taksiye atlıyordum. Evde tıka basamı yiyip uyuyordum. Ve bunu 4-5 sene aralıksız hep yaptım. Orada başka menüler de var. İşte Alex var. Papazın kayığı var. İşte ne bileyim. Psikopat var. Orada bayağı... sandviç isimleri. Eski bir yer bir de değil mi? Çok eski. Bizimki galiba orada bu arada abi. Bak görüyorum galiba. Şurası. Hani şu... Ayakta. Şunun bir sonrası galiba. Abiye bir bira ısmarlayıp yanına otursak. Ne güzel olur. Abi evde midir? Şurası da şey işte şu asker abi de şu karşıda şu parada. Şura mı? Ya şuraya ya şurası. Kolay gelsin abi. Abi uykuluğunuzdan... Kaç tane abi? Biri ikiye bölme mi? Biri ikiye bölelim. Bu adam... Yani iki tane çeyrek mi? İki çeyrek. Tamam abi. Gulam iyi bu işi. Gulam iyi bu işi. İlan o ev bebe. Ey abi ya. Bayram abi ilan. Nasıl ki marifet abi? Evet. Sen çok neyi seviyorlar abi? Bir numara, iki numara uykusu. Köfte mi seviyorlar? Köfte sever misin? Köfte tamam mı? Yo yani köfte şu an yemem ama uyku abi ilk defa yiyeceğim. Köftede bir 3 tane atsak elle yesek olur mu? Ha o güzel olur. Ne ilk uykuluk deneyimim olacak benim. Ya demiyorum. Hiç yemedim uykuluk. Eyvah eyvah. Vah beni vah. Köftemde bir değişik baharat var gibi geldi abi. Var bir şey. Bu yer koymazsa koku geldi. O kadar şeyin içinde onu ayırt etmen çok iyi bu arada. Köftenin tipi de çok değişik. Doğan abi 70 var nereden tanıyorsun? Yani 60 küsürdür o. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Doğan abi tanıyorsun. Abi çok iyi yer keşfettik. Yarı yarı. İnanılmaz orta. Yandık gari. Hadi bakalım. Olur. Bak 160. Çok iyi tanıyorsun. Sucuk köfte gibi. Evet sucuk köfte gibi. Müthiş. Seviyorum be bu ülkeyi. Çok iyi abi. Vallahi seviyorum be bu ülkeyi. Çok iyi ya. Bir de yakmış ya. Yakmış çıtırlaştırmış ya abi. Değil mi abi? Böyle çıtırlaştırmıyor. Bir başkadır benim memleketim. Abi bak sana bir şey diyeceğim. Sen işte bu çakal lezzetler muhabbetini yapıyorsun, işte müzik yapıyorsun. Belki yaptığın başka birçok şey vardı benim bilmiyorum. Ama mesela bunları yapmanda işin finaline geldiğinde bir bunun için yapıyorum dediğin bir nokta var mı? Ya benim galiba yapmaya çalıştığım şey böyle üretken ve onurlu bir insan olmak. Bundan ibaret galiba. Hani
elimin dokunduğu herkesle pozitif kalmak. Ve şey, pozitif kalmak derken yani bir şeyler verebilmek. Ve sürekli üretmek galiba bu. Hep şeyi derim kafamda, çoğu insan dillendirmek istemez ama öleceğiz abi. Ben mesela şeyi artık böyle kafamda oturttum. Arkamda öldükten sonra çok güzel anılar bıraktığıma inanıyorum. Güzel şarkılar ama az ama çok dinlenir, hiç önemli değil. Sadece böyle öldükten sonra kalıcı bir şeyler hatırlanmak, yani bir miras, insanın kafasında bir böyle bir tırnak bırakmak falan. Hep böyle istediğim şey, her yaptığım şarkıda, her yazdığım sözde hep ona dikkat ediyorum. Abi bu sözleri yazıyorsun, rap yapıyorsun, hikaye anlatıyorsun, dikkat et. İşin finalinde öleceksin abi. Öldükten sonra arkandan iyi hatırlanmak, iyi anılmak falan gibi bir kaygım var benim daha fazla. Öldükten sonra hatırlanmamak biraz üzücü olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Bence bahsettiğin böyle şeyin tamamı onur denen laf aslında bu abi. Olabilir abi. Onurlu yaşamak ve onurlu hareket etmek istiyorsun gibi geliyor bana. Güzel yani, izler. İnsanların aklına işte Basri ya da Kamufle ya da Kamuf ya da Fırat işte. Neyse kimse. Abi o da şöyleydi denmesi hayatımda en korktuğum şey. Bir insana yalan iftira atılabilir, ketenpereye getirilebilir, hayatı bok olabilir. Ama böyle kötü anılmak, kötü hafızada kötü izler bırakmak. Ama dünyada işte böyle çok insan var. Tabii ki. Hayatlarının bunun üstüne kuran çok insan var. Ben de tanıdım yakından. Bayağı yakından tanıdığım insanlar var. Herkesten nefret eden, herkesin nefret ettiği ama tekerini gayet iyi döndüren insanlar var abi. Var var. Ben de işte hiç o kadar teferruatına girmeden bu işi yapıyorum abi. Öleceğim. Öldükten sonra insanların hafızalarında güzel şarkılar, melodilerim olsun. Sosyalleştiğim, muhabbet ettiğim insanların hafızalarında çok güzel izler bırakıp bu dünyadan göç etmek istemiyorum. Daha başka hiçbir şey istemiyorum şu hayatta. Bir şekilde insan geçinebiliyor. Tabii ki. Bir şey, limon satarsın, simit satarsın, başka bir şey yaparsın. Bir şekilde hayatını idame ettirebilirsin. Karton satarsın, gidersin, vole vurursun, çok güzel şirket kurarsın. Ya da burada böyle uykuluk satarsın. Her şekilde yaşarsın. Ama kötü anılarak yaşamak ya da öldükten sonra kesinlikle anılmak dünyadaki en uzaklarda arama, çünkü sen içimdesin. Taht kurmuşsun kalbimi de en güzel yerindesin. Güzel ve bu şehir aslında biraz. Tabii ya. İsimleri var mı abi köpeklerin? Daisy. Masum. Ben Pıdık, nasıl baktın Daisy? Osman. Hangisi Osman? Osman değil. Ben yazdım. Neyse abi. Neyse bu. Neyse bu. Gel bakalım. Bu ne ya? Allah. Abi bunlar nasıl canlar ya? Hocam Pati. Merhaba. Eli benden daha büyük. Bıdık. Nasıl bir bıdıksın sen? Böyle bıdık mı olur? Görüşürüz. Bulamadım ya. Çok teşekkür ederim bu arada. Geç abi geç. Çok teşekkür ederim ya. Karşıya geçer misiniz abi?
Teşekkürler abi. Ben yoldayım, bir yarım saatte evde. Abi siz geceleri acıkınca nerede yemek yiyorsunuz? Şeyde var, karamasızın orada var. Sizin durağın orada mı? Yok yok. Ne yiyeceğim mesela? Her şey var mı?